Merhabalar. Merhaba. 31 Mart seçimleri yaklaşıyor. Seçimlerle alakalı neler düşünüyorsunuz? Vallahi seçimlerle ilgili çok şey düşünmüyorum. Daha önce insanların hak ettiği şeyleri alması lazım. Herkes şu anda geçim derdinde. Seçim şu anda ikinci planda. Bir baktığınız zaman Hükümet Caddesi, Belediye Caddesi, kapanan dükkanları bir görmek lazım önce. Bu dükkanlar niye kapandı? Önce onu görmek lazım. Yani mevcut bir kriz var diyorsunuz. Siz esnaflar kan ağlıyor diyebilir miyiz? Fazlasıyla. Evet. Peki şöyle bir sorumuz daha olacak size. Ünye'de yapılan güzel projeler de var ama eksik olan projeler de var mı sizce? Vallahi Ünye'de şu ana kadar gördüğüm geçmiş dönem belediye başkanı sağ olsun Ünye'yi betona boğdu. Burada sizin de bildiğiniz gibi buraya bir alışveriş merkezi açtı. Olduğu gibi şehrin önünü kapattı diyelim ona. Karşısında çok güzel bir Atatürk Parkı projesi var. Onun karşısında yakışmadı alışveriş merkezi. Keza bu tarafta da başladı gene bir başka bir proje. Orada beton yığını. İnsanları kandırıyorlar. Buraya diyorlar park yapıyoruz diyorlar ama parkın dışında her şeye benziyor. Meydan dışında her şeye benziyor. Evvelki belediye başkanımız bir şeyler yaptı. Güzeldi orası. Şırıl şırıl sular akıyordu. İşte taşlar falan vardı. Doğal taşlar. Sonra geldiler daha güzel, daha moderni yapacağız diye. Geldiler oraya. Olduğu gibi betona yığdılar. Şimdi düşünüyorum da acaba diyorum Avrupa'da bir bizim belediye başkanlarımızdan biri olsa Avrupa'da hiçbir meydan kalır mıydı? Örneğin Roma'da Aşk Çeşmesi kalır mıydı? Daha sonra baktığımız zaman bu tarafa gene Ünye'ye sembol olmuş çamlığımız var. Gene Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız, eski Büyükşehir Belediye Başkanımız orayı halkın elinden alıp gene ticarete yönelik birilerine vermeye kalktı. Ama sağ olsun Ünyeliler buna karşı çıktı, vermediler. Budur. Çamlık için çok şükür diyoruz. Evet. Oksijen diyarımız Çamlık diyor. Tamamen ticarete dönük bir yer. Peki, Ünye'de siz sanatla uğraşıyorsunuz. Hem el sanatları hem de tiyatral olarak da tanınan bir simasınız Mustafa Bey. Son günlerde Ünye'de bir siyah kum var. Siyah kumu duydunuz mu? Duydum. Peki bununla alakalı düşünceleriniz ne? Turizme katkı sağlar mı? Zannetmiyorum. Gelenler bir şeyler yapma peşindeler. Sanki atomu parçalamışçasına bir şeyler yapıyoruz diyorlar ama ortada hiçbir şey yok. Ben 24 yıldır Ünye'de yaşıyorum. Turizm adına atılan hiçbir adım yok. Daha önce Turizm İşletmeciler Derneği'nde de faal olarak bulundum. Çok uğraştık ama karşılığı yok. Çok teşekkür ediyoruz. Çünkü onlar grup oldular. Niye için mi? Devam ediyoruz. İnşallah hayırlısı olan o nasip olsun. Tabii siyaset farklı bir şey ama vatandaşa sorulması lazım. Ünye'yi kim temsil edebilir? Kim daha güzel bir şey yapabilir? Mesleğini yapan bir kişi burada sorumlu olarak kalsın. Yani buradaki insanın işi yaptırırken işin başındaki adam bir şey bilmesi lazım ki emir verirken de yaptığı işlerden sorumlu olsun. Bir sene geliyor öbür şeyler yapılıyor. Kaldırım taşı değişiyor, renk değişiyor. Ya renk madem ki bozuk da niye yapıldı? Kimin parası cebinden para çıkıyor? Vatandaşın cebinden yazık yani günah. Herkese doğru bir adaletli işi bilen bir kişi olsun işin başında. Seçimden beklentileriniz bunlar. Bunlar kesinlikle bunlar çünkü vatandaşın üzerinden çıkıyor. Kimse yani buradaki yatırımları babasının hayrından veyahut da diyelim ki tarlasından getirip de buraya vermiyor. Vatandaşa düzgün bir faaliyetti. Daha altyapısı düzgün olan bir işler yapılsın. Her gelen bir şey söküp bir şey takmasına gerek yok. Günah bu kadar bir insanların şeylerinden oynamak. Orada büyükşehir adaylarımız var. CHP'nin Mustafa Adıgüzel, AK Parti'nin de Hilmi Güler, Enerji eski bakanımız. Ne düşünüyorsunuz? Şimdi Hilmi Güler'de pek bir beklentimiz yok. Şimdi nasıl yok? Biz daha önceden hiçbir Hilmi Güler'le falan herhangi bir şey yapmadık. İdris Bey'in gelmesini istedik. O da gelmedi. İdris Bey geliyor diyorlar. İnşallah gelir. Sizin düşünceniz ne bununla alakalı, İdris Bey'le alakalı? İdris Bey gelirse veririm oyumu. Bir vatandaş olarak. Gelsin de ortalık adam görsün. Kesinlikle. İdris Bey sıkıntı yok. İçişleri Bakanı'ydı. Görevinden niye alındığını da henüz daha vatandaş olarak aydınlatmış değiliz. Doğruyu konuşacaksın.
Siyaset farklı bir şey, doğruyu konuşmak farklı bir şey. Tayyip'in en yakın arkadaşıydı. Kim? Evet, Tayyip'in. Tayyip'in en yakın arkadaşı. Evet, neden böyle oldu sizce? Ne oldu? Bilmiyoruz ki, ha söyledi arkadaş bunu. İdris Bey çıksa size destek verir mi? Veririm tabii. Niye vermeyeceğim? Kesinlikle veririz İdris Bey'e. Hepsi verir ya. Vermeyen olmaz bence. İdris Bey'in neden gittiğini, görevini neden bıraktığını gelip yetkililerin açıklamasını istiyoruz. İdris Bey buranın yöresel bir insanımız. Merhabalaştığımız ve bakan olduğunda geldiğinde hep sürekli buraları ziyaret eden birisiydi. Vatandaşla da beraber el eleydi. Örneğin ülkesine bile gitti adam helikopterle. Buranın ilçesine. Hangi bir bakan inmiş helikopterinden de uçakta misalen karşılamış, vatandaşın içine girmiş, merhaba arkadaşlar demiş, ne sorunuz var demiş, birebir görmüş. Yani bu bir yerden ayrı bir yer yönetmekle olmaz. Yani İdris Bey orduya, Ünye'ye katkı sağladı, yatırım yaptı. Kesinlikle. Hiç kimseyi kapısından geri döndürmedi. Biz İdris Bey'in sadece Ünye açısından değil, her ülkede, her vilayette doğru bir adaletli bir iş yaptığına kesinlikle inanıyoruz bir vatandaş olarak. Bunun doğusu da aynı, batısı da aynı. Her yerde adaletli bir iş yaptığına inanıyoruz. Çok teşekkür ederim. Buyurun. Buradaki belediyelerde çalışanların hepsinin kursağında İdris Bey'in ekmeği vardır. Hepsinde ayrımcı etmemesi. Yani yok. Doğusu, batısı, Kürdü, Lazı hiç fark etmez İdris Bey için. Adaletli bir insan. Sıkışmayı bilir. Vatandaşların görüşlerine saygı duyan bir insan. Temennimiz inşallah hayırlısı var olur. Olacak mı acaba? İyi Parti'den falan diyorlar. Haber bekleniyor. Bakalım gündemi takip etmeye devam edeceğiz. Moda TV ekranlarından gündemi Ünye Meydanı'nda. Size de soruyoruz bir haberci olarak. Yani şuranın yeniden yapılıp yeniden kaldırım taşların yeniden değişmesi, buradaki bunca vatandaşın cebindeki paradan gitmiyor mu? Vergisinden, elektriğinden, suyundan. Yazık yani, bir elektrik bedeli. Örneğin ne olmuş? Adam kesme bedeli su OSKİ'de 42 milyon lira olmuş. Günah ya. Derelerimiz boş boşuna akıyor. Nedir o ya? Elektrikçiler yazdı. Ayıp ya. Kime soracağız bunu? Kime? Maaşını, 42 maaşını. Milyon lira. Bir vatandaş zaten suyunu ödeyememiş de kesilmiş. 42 milyon lira adamdan ne gerek var ya? Günah ya. Bir defa zaten su tesisatı bildiğiniz gibi sürekli bizde ben elektrikçiyim ve kendim su tesisatıyım. Bir kere çekilir. Ondan sonra sistem bir 15-20 sene devam eder. Tamam, al hakkını. Arkadaşlar yoruluyor, bilmem çalışan memurlar var. Kimse cebinden vermez ama 42 milyon lira açıp kesip bedenime. Kim bunun sorumlusu abi, kim? Hakan Allah'ın mübarek verdiği suyun sorumlusu 42 milyon lira açıp kesme bedeni. Zaten vatandaş suyunu ödeyemediğinden kesilmiş. Günah ya. Özelleştirilmiş, gitmiş TEDAŞ, adam mıhırı vurmuş, açarsan bu ceza. Zaten 80 milyonu ödeyememiş adam. 24 milyon lira açma kapama bedeli. Şurada 1000 kişi, 100 kişi kesilmiş olsa Ünye'de, düşün hesaba giren parayı. Günah ya. Çok teşekkür ederiz. Rica ederiz efendim. Sağ olun. İnşallah hayırlısı olur. Ünye'nin gündemini tutmaya devam ediyoruz. Moda TV ekranlarını takip etmeye devam edin. 31 Mart yerel seçimleriyle alakalı sorularımız devam ediyor.